Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Show. One Piece animesinin 843. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Nasılsınız tayfa? Güzel pazar günü, hava sıcak İstanbul'da ve bugün sınav günüydü. Sınavdan çıktım geldim, animeyi izliyorum. Bu da ayrı bir dalga zaten. Her neyse, anime bölümü gerçekten berbattı. Bu nasıl bölümdü ya? Yemin ediyorum var ya, Big Mom'un düğün pastası demesiyle geçti. Size kötü bir haberim var. Sadece anime izleyenler için, manga okuyanlar bu konuyu biliyorlar. Ciddiyim, bu 10 bölüm sonrasına kadar lanet geçecek. Sürekli düğün pastası, düğün pastası demesiyle geçecek Big Mom'un. O yüzden Allah bize yardım etsin diyorum. Çok kötü anlar bizi bekliyor tayfa. Çok sıkıcı bölümler bizi bekliyor. Bir süre ondan sonra açılacak artık seri yavaştan. Ama yine de lanet kısımların geleceğine eminim. Şimdi geçen hafta anket yapmak istemiştim. Demiştim ki anime mi manga mı üzerinden soruları soralım diye. %65 manga, %35 anime gelmiş. Şimdi seçimler gibi olacak. Yüzdelik kısımlara göre değerlendiriyorum. %50'nin üzerinde çıktığı için mangayı mı tercih edeceğim bizim hükümette olan gibi? Yoksa çoğunluğu falan mı? Yoksa iki tarafın da görüşlerini mi alacağım? Hayır. Manga oylaması %90'a çıkana kadar mangaya geçmeyeceğim. Çünkü hala spoiler yiyenler var. Hala mangaya başlamayanlar var. Üzülerek söylüyorum, özür dileyerek söylüyorum ki şu mangayı okuyan sayısını arttırmamız gerekiyor. O sayıyı %90'lık kısmı erişirsek eğer, bundan sonra sadece soruların manga üzerinden gideceğiz. Yani genel tüm seri üzerinden gideceğiz. Tamam mıdır? Şimdi 1 dakikalık manga tavsiyesinde bulunuyorum. Kanalda attığım videoların çoğu artık manga incelemesi gelmeye başladı. Animeden çok manga videoları çekmeye başladım. Çizgi romanlara doğru yönelmeye başladık. Mangaların emin olun ki insanın seviyesini çok geliştirdiği ortada. Anime yerine mangayı tercih etmek her zaman daha akıllıcıdır. Bu birincisi. İkincisi, gerçekten manganın size katkıları animeden çok daha fazla. Bunun sebeplerinden biri, mangada hayal gücünüz çok daha fazla gelişirken, mangada kendi müziğinizi kendi ekleyip kendi dövüş sahnenizi kendi o öne açık sahneleri dönüştürüp kafanızda canlandırırken, animede hepsi size hazır koyuluyor. Yani kafanızı çalıştırmanız gerekmiyor. O mangada bunu yapıyorsunuz ve manga, emin olun, size daha fazla kalıcılık bırakıyor. Mangada sahneleri daha çok hatırlıyorsunuz. Mangada daha çok bilgi sahibi oluyorsunuz. Mangada gerçek bilgiye ulaşıyorsunuz ama animede çoğu bilgi doldurma. Şu an bu bölümde olan kısımların çoğunu bile boşa izledik. Yani mangada böyle bir kısım yok. Ve teorisyenler topluluğu, asıl gerçek bilgiler mangaya bakıyor. O yüzden mangayı okumanız size daha çok şey katacaktır. O yüzden lütfen mangaya başlayın. Tamam. Şu kanalın çoğunu mangaya başlattıralım. Lütfen tayfa yapmayın ya. Değineceğim diğer konulardan biri, videolara beğenmeyi unutuyor herkes. Niye eriniyorsunuz abi? Basın şunu, o kadar ben 5 saat uğraşıyorum. Basın ya, ölmezsiniz. Basit bir şey yani. Dislike atsanız olur, o önemli değil, ama basın, yorum falan atın. O kadar izliyorsunuz, yapmayın ya. Erinmeyin, ona basın. Önemli. Ben bile izledim, her videoya basıyorum yani. İnsanlar eminin karşılığını alsın diye. Neyse. Evet, şimdi gelelim 843. bölüm incelemesine. 843'leri söyleyemiyorum. Bugün benim beyin çok kötü ya. Neyse, sevmeden kalem vereyim. Alın şunu. Neyse. Bayağı trolledim galiba. Kaçıncı dakikadayız? 3. Lan geçmiyor süre falan. Neyse, tamam, şaka yapıyorum. Evet. Bölüm nasıl? İyi miydi sizce? Sıkıldınız mı bölümü izlerken? Açıkçası ben bölümü izlerken biraz sıkılmış olabilirim. Puanlama yapmam gerekirse bölümü 10 üzerinden 7.1 veriyorum. Bölümün başında artık sonunda Big Mom delirmeye başladı. Düğün pastası, düğün pastası. Zeus Big Mom'u o düşüşten kurtardı. Stasi Skywalk attı. Sanji Skywalk attı. Luffy kurtardı. Stasi yukarı doğru çıkarken bu bomba neden geldi? Big Mom korsanları dağılırsa tam bir mahşet olur dedi ki. Morgan zaten sürekli havada fotoğraf çekmeye devam ediyor. Times gazetesinin başkanı. Ve Morgan uçamıyor. Bu çok salakça bir haber değil mi? Morgan'ın kuş olduğuna rağmen Martı galiba değil mi? Yine de uçamaması çok tuhaf geldi bana. Morgan seviyorum. Bence şu seride son zamanlar seriye katılmış en iyi karakterlerden biri Katakuri, biri de Morgan'sı galiba. Aşırı seviyorum Morgan'sı. Gerçekten göreceksiniz Morgan'sa ilgili birkaç kareyi zaten ilerleyen zamanlarda. Onun dışında Big Mom delirmeye başladı. Smoothie operayı tuttu. Dedi ki senin yüzünden bu boku yedik biz dedi. Senin yüzünden Luffy'yi öldürdüm dedin dedi. Ama öldürmemişsin, niye bize yalan atıyorsun, niye aileyi arkada bırakıyorsun dedi. Ve operayı orada bıraktı. Big Mom delirdi, oraya buraya saldırmaya başladı. Sonra Mondor Sama çıktı. Dedi ki önceleri Fire Tank Kaizoku'nun peşinden gidin. Sizlere de Mugiwara'nın içimlerin peşinden gidin dedi. Bir taraf o taraf, bir taraf oraya gitsin dedi. Dağılalım iki yöne dedi. İndirelim onları dedi. Neyse.
Katakuriler toplandı. Oven Daifuku falan. Katakuri hemen dedi, Oven sen şurayı, Daifuku sen şurayı. Siz ikiye ayrılın oradan oradan dedi. Ve sonra Big Mom delirmeye başladı düğün pastası diye. Zaten bölümde orada kesildi. Onun dışında Luffy'ler sonunda kuzeye doğru gitmişler. Bir yerden sonra kaçtılar. Chizaki Lawn bence bölümün en komik ve en iyi kısımlarını taşıyordu. Ama bu kısmı da abartmışlardı. Chizaki Lawn'ın sahnesi neden böyle abartılı oldu? Ne gereği vardı? 5 dakika Chizaki'nin arkadan bağırmasını, yalnız kalmasını... Tamam yalnız kaldı, anladık. O kadar niye 5 dakika uzatıyorsunuz? Anlamsız kareler, anlamsız kareler. Doldurma kareler ya. Chizaki zaten şöyle bir şey çizmişler abi. Bu Chizaki Lawn böyle çizmişlerdi. Yemin ediyorum böyle bir şeydi bak. Mor var mı abi elimde kalem mor? Mor kalemim yokmuş galiba. Ha dur şu 2A kalem var. Böyle bir şeydi ya Chizaki uzaktan bakıldığı zaman. Yemin ediyorum çok saçma bir şeydi. Bu konuda ciddiyim. Chizaki Lawn yalnız kalmış gibi böyle bir üzüldü. O da böyle müzik eklemişler falan komiklik olsun diye. Olmamış. Neden olmadı? Ben de gülemedim yani. Ben normalde en ufak Chizaki sahnesinde gülüyorum ama bu sefer tepki veremedim çünkü çok abartılmış geldi bana. Betchy Chizaki serbest bırakmasından sonraki bu sahneler içerisinde kimse Chizaki dinlemedi, kimse Chizaki umursamadı. Nami'nin tepkileri güzeldi, Nami'nin çizimi çok komikti. Ben Nami'nin çizimlerine bu bölüm böyle güldüm niye bilmiyorum. Suratı kaşı falan böyle çizmişti. Hatta thumbnail'ı onu yapmayı planlıyorum. Umarım onu yaparım. gerçekten çok saçmaydı tayfa. Evet, Betchy ayrı bir yerden gitti, makineye dönüştü. Chopper ile Luffy'nin suratı yine böyle yıldızlandı falan. Germa kralına saldırı gelmeye başladı. Straw Hat insanları kurtardı. Germa'ya saldıran bir Big Mom korsanları var. Germa 66 tekrardan toparlanmaya başladı derken Germa görevinin başarılı olduğunu söyledi. Tabi ağzı yüzü her tarafı kanlar içerisinde. Ve Luffy'ler ayrı bir yöne giderken Brooklylar falan köpek balığı makinesini kullanıp Sanigo'ya gidecekler. Onlar da ikiye ayrılıyor yani aslına bakarsanız. Ve diğer bilgilerden biri de Pecoms'un söylediği şey çok önemli. Balık adam korsanları toplanmışlar ve adadan kaçmışlar. Bu da önemli bilgi. Jinbei'nin Luffy'lere katıldığında tamamen onaylandı Big Mom korsanları tarafından. Ve balık adam korsanlarının gitmesi, ayrılması falan kaçtılar mı, ne oldu neydi bilinmiyor ama Pecoms'un göre kaçmışlar. Bu da önemli kısımlardan biriydi bence. Oranın dışında Chiffon da Vito falan bayağı Luffy'leri Nami'yi sevdiler. Belli zaten hemen peşlerinden böyle aa Nami ile son bir defa vedalaşsaydın falan dedi. Betchy hiç umursamadı, makineyi bastı gitti. Evet, bölüm böyleydi tayfa. Jinbei'nin Big Mom'u öldürebilirdik demesi biraz bana komik geldi. Halen Big Mom'u öldürebilir miyiz acaba? Soru işaretleri vardı kafasında. Jinbei kendine gel diyorum. Ve incelemenin sonuna geliyoruz tayfa. Başka bir şeyimiz var mı bakalım. Başka böyle değineceğim önemli noktalardan birinin olacağını düşünmüyorum. Katakuri ve diğer Big Mom korsanların üyelerinin hepsi Big Mom'un zamanında krize girdiğini biliyor. Çünkü şimdi mi denk geldi falan yaptılar. Demek ki krize sürekli giriyor. Sadece bir düğün pastasından olan bir şeydi. Big Mom'un bir şekere zaafı var tabi. Şimdi One Piece özel yorum etiketiyle yorum bırakırsanız sizin yorumlarınızı okurum. Manga özel yorumları okumayacağım. Eğer şu manga kitlesini çok arttırırsak ve anket baya baya artarsa ankette sol köşe kartından ulaşabilirsiniz. Manga hakkındaki soruları yanıtlayacağım. Çünkü henüz mangaya başlamayanlar var diyorum ve devam ediyorum. Hadi bakalım. Katakuri, ne haber reis? İyi Katakuri, sen nasılsın? Eski bölümlere baktım, bir şey fark ettim. Sentomaru, aa dur ben şey yapacaktım değil mi? Pencere kalemi yapacaktım, geçen hafta yapamamıştım. Bakalım, durun yapayım şunu. Geçen hafta bunu yapamıyordum, şimdi öğrendim. Daha doğrusu ayarları yapıldı değil de. Şunu da şöyle bitirdik mi? Şunu da şöyle şuradan kestik mi? Şöyle, sadece One Piece özel yorumları okuyorum tayfa, ona göre. La kamera kaydı. Devam. Hadi bakalım. Ha, şuraya koyayım mı? Fiş çıkıyor alttan. Dur alta koyayım. Hadi. Eski bölümlere baktım ve bir şey fark ettim. Sentomaru var ya Kizaru'nun yeğeni. Onun elbisesinin öndeki şekiller Enel'in sırtındaki uyarlık şekillerle aynı. Yani Sharingan'a benziyor. Videoda bak istersen bir Google'dan. İkinci olarak eskisi gibi anime eğlendirmiyor. İyice sıktı. Manga olmasa boku yeriz. Animeyi hale getirdiler. Bölüm izlerken ne zaman bitecek usta diye bekliyorum. Resmen gelince uyandırım modundayım. Ne olacak bu animeye? Son olarak mangayı bayağı beğendim. Özellikle beyaz bıyık tortuga çeviriye yarıldım. Bence efsanevi çeviriydi. Ben hoşuma gidiyor. Helal ve ben yemek yapmaya meraklıyım. Sence Sanji gibi mi yoksa Zep gibi mi olurum? Uzun oldu biraz. Neyse görüşürüz kaptan. Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun Katakuri. Şimdi yemek yapmayı seviyorsan Zep biraz daha baba, böyle biraz daha yaşlı olduğu için bence sana Sanji'lik daha çok uyar. Devam. Güzel bir yorumdu. Onun dışında şu Sentomaru ve şey konusuna bakalım.
Sentomaru and Sentomaru yazalım önce bir ya. Durun bakalım. Dur şöyle farklı bir ekrana geçeyim ben. Nasıl yapacağım bunu ya? Sentomaru'nun şu ortasındakinden bahsediyorsun. Sen ne demiştin? Onun elbisesinin öndeki şekiller demiştin. Tamam, şu şekillerden bahsediyorsun değil mi? Şimdi bir de Enel'i açalım. Enel One Piece. Hadi bakalım. Enel neredesin kardeşim sen? Ha, Enel'in şu arkasındaki. Yan yana bir koyalım abi şunları. Videoda çıkıyor mu yan yana bu ikisi? Çıkmıyor. Bir pencere alıyor sadece. Anladım abi. Bakıyorum. Evet, gerçekten neredeyse aynı abi. Evet, aynı şekiller. Doğru söylüyor. Sharingan'ın içindeki noktalar gibi. Durun hatta yazayım şuradan, kendiniz görün abi. Enel diye. Ayda ne çıktı? Ya bakın şu arkadaki şey var ya, Enel'in şurası. Şu arkadaki çemberdeki yuvarlaktaki şeylerden bahsediyor. Gerçekten birebir aynı. Bu çok ilginç. Acaba Chandria halkı ile ilgili veya gerçekten Sentomaru. Zaten bu Sentomaru'nun şeyi var ya. Sentomaru değil de ilginç bir karakter. Bu Sentomaru nereden geliyor acaba? Eski Chandria halkından biri falan mı? Bu işaretlerin hepsi belli ki antik dönemdeki işaretlerden birine de bağlayacaklar diye düşünüyorum. Aynısı balık adam amblemi için de geçerli. Bakın mesela. Yok Jinbei yazalım. Jinbei de çıkıyor. Sun Pirates Kaizoku'dan yazalım. Bakın şu işarete bir bakın. Bak bu işaret önemli. Heh, bu. Şimdi bu tamam, Güneş Korsanlarının amblemi. Aynı zamanda Tenrubito'ların insanlara bastığı amblemlerden biri bu. Şimdi bunun benzerini One Piece'te çoğu zaman gördük. Örnek olarak vermek gerekirse bakalım bir yerlerde var mı şu Logan'ın amblemi? Bir yerlerde daha vardı ya, unuttum ben söylemeyi. Heh, bu. Hody Jonas'ın takındığı amblem falan. Yani şimdi Fisher Tiger'ın amblemi buydu. Buna dönüştürdüler. Yani çok tuhaf şeyler var ortada. Bu amblemlerin hepsini birleştirecekler diye düşünüyorum ben. Neyse ya, uzatmayayım. Bunun aynı amblemin aynısı bir yerde daha vardı. Şu an beynim çalışmıyor sınavdan çıktığım için. Devam ediyorum. Rorano Azoro. Selam abi. Selam, ne haber Zoro? Kaç videoluk tavsiyenin üzerine mangaya başladım. Abi alkış takdir ediyoruz. Bir tane daha mangacı kazandırdık. Tebrik ediyorum seni. Gerçek bir One Piece kitlesi o mangayı bitirir. Devam. Akşam 9 saat 9.30 gibi başlamıştı. Sabah 5'e kadar manga okudum. Kafayı yedim. Çok güzeldi. Şu ana kadar başlamadığım için pişman oldum. Bu arada son seride spoiler'e girmesin. Bunu söylemeyeyim. Fazla uzatmayayım. Teşekkürler kaptan. Harikasın. Çok sağ ol. Harikasın. İyi ki başladım. Ben de sevindim mangaya başlamana. Dorok Doru 126. Abi öncelikle seni çok çok seviyorum. Çok samimisin. Ben de seni çok seviyorum Gunnerka. Senin en sevdiğin ark hangisi? Benim Krallar Konseyarkı. Krallar Konseyarkı harbiden çok sağlam. Çok sevildi. Çünkü yani serinin çoğu bilgisini Krallar Konseyi'nden aldık. Grossi, Goroseyler, İm, Devrimciler, Jeveri Boni, Kuma falan derken yani bence önemli bir ark. Çok önemli bir ark. Benim en çok sevdiğim arklardan biri. Yani Marineford'u çok seviyorum ben. Neden? Enies Lobby çok eğlenceliydi. Dressrosa bence fena değil. Ben tüm Kekada Sark'ını da çok seviyorum. Bence güzel bir ark ama şanslarla dolu. Bu bulunduğumuz ark mangada bittiği için cevaplandırabiliyorum bu şekilde. En sevdiğim markı şu an belirleyemem. Bunun üzerine gerçekten çok düşünmem gerekiyor. Hislerimi, düşüncelerimi altın böyle koyup tartmam gerekiyor. O yüzden 5 tane ark söyleyeyim. Tüm Kekada Sark'ı desem. Enies Lobby, Marineford'u. Başka? Thriller Bark unutulmaz bence. O Nanimo Wagatta sahnesinde ben erimiştim. Gerçekten çok iyiydi. Baratya arkı da çok seviyorum. Niye bilmiyorum, ben çok güzel geliyor benim gözüme. Neyse devam edelim. İyi tavşanen. Kaptan sence Luffy 5. vitesi ne zaman açar? En az 5 sene veriyorum. En az 3-4-5 sene var bence. Daha çok var. Çok olduğunu düşünüyorum ben 5. vitesi. Devam. Rorona Zoro. Kaptan selam. Selamlar Zoro. İkinci bir Zoro daha geldi. Kusura bakma, manga ile ilgili yazdım da biraz uzun oldu. Gomen. Sonunda manga bir şey diyemiyorum kaptan. Ben de bayağı eğlendim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu oldum. Hatırlamıyorum demeyeceğim. Sessizce oku. Zoro kendini Shanks'ın tayfasıyla ilgili bir teori yapmanı rica ediyorum. Görüşürüz reis. Zoro ile ilgili söylediğin her şeye katılıyorum abi. Ve Shanks'la ilgili teori yapacağım. Hain Shanks'ı diye bir teori yapmayı düşünüyorum. Şimdi mangaya başlayan sayısını çok arttırdık. Az kaldı. Herkesi başlattıracağız şu mangaya. Az kaldı. Dayanın abi, dayanın.
Herkes okusun. Lütfen şu başlamayanlar da başlasın. Ankette de manga anime seçeneğinde mangaya tıklayın ki artık %90'ı falan geçerse mangaya geçeceğim. Şu soruların hepsi manga ile ilgili olacak. Evet, devam. Erenizm sama. Skypiea filmi ne zaman gelecek? Ne zaman da o film? Dur bakalım ya. Episode of Skypiea One Piece. Date. Dur yanlış yazdım. Burada çıkması lazım tarihin. Ne zaman yazıyor? One Piece Sorajima. Episode of Sorajima. Şeyde yazıyordu ya, dur bir saniye. My Animalist'te yazıyordu. Buradan bakalım tarihine. Ben söylemiştim ama unuttum ya. Istoblu değil ya burası. Tamam, bir saniye Nasan. Evet, Ağustos'un 25'inde başlayacakmış Episode of Sorajima, yani Skypiea bölümü. Devam. Luffy o kadar güçlü değil ve şu an dünyanın en güçlü adamı olarak gösterilen Kaido'yu nasıl yenecek? Şimdi Kaido dünyanın en güçlü adamı mı? Belirsiz. Yaşayan en güçlü canavar diye sayılıyor. Adam diye sayılmıyor aslında. Beyaz sakal en güçlü diye sayılıyordu. Ve Kaido'nun ölümsüz olma konusu ve hani ölümsüz, yok şöyle oldu böyle oldu, savaşa götürünce yanında Kaido'yu götürün lafları, Kaido'yu bu kadar şişirme overrated kısımlardan biri. One Piece'de bunu çok gördük. Kutucuklarda böyle bir şeyler söylüyorlar. Sonra o yalan çıkıyor. Katakuri hiç asla inmemiş. Sırtı asla yere gelmemiş. Veya Gorosiyelerle ilgili bilgiler veriyorlar. Sonra yalan çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki One Piece'deki her bilgiye körü körüne inanmayın. One Piece'deki çıkan her bilgi kesin değil. Çok garip ama öyle. Ciddiyim bu konuda. One Piece'deki her, yani kesin olan şeyler ortada ama böyle gibi güç sıralaması, güç dengesiyle ilgili şeyler kesin değil. O yüzden Kaido'yu neden yenmesin, ama tek de yeneceğini zannetmiyoruz. Mutlaka yardım alacak Luffy. Buna herkes emindir zaten. Animede çizimler gerçekten rezalet. Bunun nedeni nedir? Şimdi bunun nedenleri, bir sürü neden var. İlk neden olarak One Piece animesi belirli bir sözleşmeyle gitmiyor. Sürekli devam eden bir seri. Yani Toy Animation bu seriyi sürekli devam ettiriyor. Normalde animeler belirli bölümlerde olur. 10 bölüm, 20 bölüm. Ne oldu lan? Gitmek mi istiyorsun? Gitmek mi istiyorsun kuzum? Ne oldu kuzum? Ne oldu kuzum? Hadi git hadi. Hadi, hadi açtım, git hadi. Alaska'nın canı sıkıldı minna. Neyse, bunun gibi normalde animeler belirli bölümlerde oluyor. 50 bölüm, 100 bölüm, maksimum 200 bölüm. Artık o uzun seriler de eskide kaldı. Artık 12, 24, 50 bölüm. Taş çatlasın, o da Black Clover 52 bölüm. Onun dışında uzun seri biz göremiyoruz. Bir Dragon Ball vardı, o da Toy Animation yapıyordu onu da zaten. Bu sebepten dolayı Toy Animation, One Piece çok ayrı ve özel bir seri Toy Animation için. Neden? Çünkü çok uzun ömürlü. Bu kadar uzun süre bir anime gitmedi şu zamana kadar. Yani tabii çok eski Doraemon falan böyle müfettiş bilmem ne var, ismini unuttum. Gantz miydi neydi? Çok uzun sürmüş. Doktor Detektif Conan var falan. Onlar çok uzun seriler. O ayrı konu da. Böyle şunen seri olarak bu kadar uzun süren bir tek One Piece var. One Piece'in bütçesini hazırlayan Toy Animation belirli para kazanıyor. Şimdi animeyi uzatıyorlar. Doğru. Her bölümü uzattıkları için manga yetişmesin diye uzatıyorlar ve manga yetişmesini uzatırken seneler geçiyor ve bu seneler geçerken daha çok para kazanıyorlar. Ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü One Piece'in Japonya'da dergisi çıkıyor. Mangası her hafta çıkıyor. Date of Book çıkıyor. Bilmem ne bilgi veren kitabı çıkıyor. Light Novel çıkıyor. O çıkıyor. Bu çıkıyor. SBS bölümü çıkıyor. Şu çıkıyor derken bir sürü One Piece'e özel bir şeyler çıkarıyorlar. Figürler çıkarıyorlar. Hepsinin içinde Shonen Jump var. Shonen Jump hepsinden payını alıyor. Yani şu Toy Animation da hepsinden payını alıyor. Eminim buna. Ve bu şekilde Toy Animation para kasıyor. Çizimleri iyi yapmaları onların daha çok para kaybetmesine sebep olacak. One Piece'in kitlesi zaten belli. Çizimden herkes şikayetçi. Toy Animation sizce bilmiyor mu çizimlerin kötü olduğunu? Tabii ki de bunun farkındalar. Ama önemsemiyorlar. Çünkü zaten bir kitle var. Manga okuyan ve One Piece'i çok seven kitle her türlü animeyi izler diyor. Bu yüzden önem vermiyorlar. %100 böyledir. Hiçbir açıklama veremiyorum ben başlıkla. Devam. Yani isteseler çok iyi çizerler, bilerek yapmıyorlar, para kaybetmek istemiyorlar. Lütfen manga özel yorum yap. Bunu az önce söyledim, şu %50'yi arttırırsak tayfadaki, yani manga okuyan sayısını %90'a çıkarırsak mangaya geçeceğim. 5 spoiler alır. Luffy bir... Evet, tabii ki de. Devam. Eser yaz. Animede çıksa da izlesem dediğim mangada bir bölümüm var mı? Benim 895'li manga Sanji Raizo'nun yaşadığını söylediler mi? Ben mi kaçırdım acaba? Raizo'nun yaşadığını söylediler. Şimdi o sahnede herkes bir tepki veriyordu. Ama aralarında Sanji var mıydı? Bence aralarında Sanji yoktu ya. Raizo'nun Raizo Live Reaction One Piece desek
Rise of Nation'ı öğrenen Strahard Pirates desek dur bakalım çıkıyor mu? Yani bunlar öğrendi Ryzone yaşadığını bildiğim kadarıyla. Sanji yoktu aralarında. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü o ara Sanji şeyle falan, Brooke'yla falandı. Ryzone yaşadığını öğrenmediler. Aynen, ben hatırlamıyorum bu konuyu. Yani bak şu kısımda, şu manga karesinde oldu bu olayla. Burada da Sanji yok anladığım kadarıyla. Sanji bu ara neyle uğraşıyordu hatırlamıyorum da. Harbi Sanji bu ara neyle uğraşıyordu? Neyse devam. Mustafa Çimen, selam kaptan. Enel vs. Saitama. Saitama diyorum. Enel vs. 2 yıl önceki CP0. Enel diyorum. Lucci vs. Urukku. Lucci diyorum. Doffy vs. Katakuri. Katakuri diyorum. Lucci vs. Doffy. Doffy diyorum. Geçen hafta hiç sorumu cevaplamamıştım. Jozu meyvesini kullansa, Tekka'yı yapsa, Haki kullansa savunması ne derece olur? Oha! Üf! Felaket olur. Zaten adam Diamond'lu meyvesinin elması meyvesinin gücüyle Mihawk'ın slash'ını tutuyorsa... bunu Tekka'yı zaten orada Haki illa kullanıyordur. Haki kullandığını düşünsek, bir tek Tekka'yı katsa bir tık daha artar yani. Çok böyle amşan bir güç olmaz ama bayağı artar savunması. Karasakal kendini karanlık dünyasına çekebilir mi? Belki. Çekebilir. Belki uyanışı falandır. CP Zero'da bir kadını uçan Sharingan kullandı. Yani alt tekniğin hepsini daha iyi bir şey. Stasi'den bahsediyorsun. Hepsi var mıdır bilmiyorum. Çünkü birini sadece Lucci kullanıyordu. Ve Zoro... Zora kaç manga spoilerına giriyor, gitmedi, orada kaldı, kesti durdu yani, öyle diyeyim ben sana. Ya alır onu büyük ihtimalle kılıçlarını, neyse. Ev çakmak tabi. Kaptan selam, bu Akai'nin dövmesi falan ile ilgili bir şey olabilir mi? Sakura çiçekleri falan. İkinci olarak seri sonunda şeyler, Doffy gözlüğünü çıkaracak, Luffy 5. vitesi açacak. Zora gözünü açacak, Vegapunk ortaya çıkarak Fujitora savaş ordu sistemini kaldıracak. Son olarak Raw vs. Lucci savaşını isterim, olsa kim alır, bu kusura bakma çok uzun oldu demiş, görüşürüz demiş. Şimdi Sakazuki'nin Akainu'nun gölgesinin, Akainu'nun dövmesinden şu hani beyaz sakalla Roger bir yerde sake içiyorlardı ya, her yerden sakura çiçekleri falan döküyordu. Orayla ile ilgili bir dövme olabilir, orada büyümüş olabilir Akainu veya Wano ile ilgili bir şey çıkabilir. Çünkü Fujitora ile ilgili, Wano ile ilgili, Akainu ile ilgili bir şey çıkabileceğini düşünüyoruz nedense. Doffy gözlüğünü çıkarması ilginç bir şey. Neden olmasın? O da bizi ters köşeye atabilir. Çok farklı olurdu ama eğer içinde bir güç yoksa gözlüğün altında, neden gözlüğü zamana kadar çıkarmadı? Tuhaf. Neyse. Luffy 5. vites açacak. Zoro gözünü aç. Gözünü aç. Götünü açacak dedim. Gaflandık ya. Canlı yayındaki şeyler gibi oldum. Komik anlar gibi oldum abi. Vegapunk ortaya... Sen de var ya öyle bir yazmışsın ki Eyüp. Yok, Vegapunk ortaya çıkacak. Zora bilmem ne yapacak. Luffy bilmem ne yapacak. Ne yaptın sen? Savaş doğru sistemini kaldıracak demişsin Fujitora. Kaldırır abi. Lavla Lucci savaşını isterim demiş. Kim kazanır? Bence Ro kazanır rahatça. Devam. Su Yusuf Ateş. Abi yeni opening ne zaman gelir? Bence Katakuri Luffy savaşında gelebilir ya. Savaş bitiminde de gelebilir. Devam. Zekeriya Çakmak. Ne yaptın Zekeriya sen? Bitirdin beni abi. Selam kaptan. Seni Kairon Otekka'yı ve çoğu Odema Rasengan ve Gatsuga Tenshou ile selamlıyorum. Abi bir de bir yorumu eksikse oku ya. Bir de başarı diler misin? AYTTT için. Valla dilem geçti zaten. Ben de girdiğim için. Umarım başarılı geçmiştir ama hiç sanmıyorum o ikinci sınavdan sonra. Bilmiyorum. Bir yine şeydi de. Neyse, sınav hakkında konuşmayacağım. Yine de umarım iyi geçmiştir sınavın ya. Bunu oku bence. Manga abi demişsin. Manga ile ilgili okumuyorum. Henüz oylamaya geçmedik. 2. Ejder Grand Line'a girmeden hemen önceki bölümler var. 4000 yıllık ejder sonsuz gençlik veriyor. Kimi? Diyeceğim Gorosyolar yaşlı, o da şöyle yaşlanma olayını durduruyor. O yüzden ölmeyen o mızrak gibi saldırılar seni öldürür. Bir de Gorosyon olayı en mantık bu şekilde çıkıyor. Şu videoyu açar mısın? Jump Force izle. İzledim Jump Force'u. Efsane. Motor olan Dante demişsin. Hadi bu gameplay'i açalım bari. Devil May Cry 5. Dante'yi tanıyorum abi. Neden bu Dante fanlı var? İzleyelim. Kaç para la bu sizinde? Dante şeye bağlandı yalnız. Eden Zero diye yeni mangaya başladık. Oradaki Shiki'ye bağlanmış. Şu videoyu açtırmam. 4. Anime öneri bölümü. Seroda Tsumoto Varuyudu Odoru. Yeni bir seri, 12 bölüm sezon finali var. Bir de World Trigger'ı biliyorum. O da Toy Animation tarafından yapıldı. Bir bak istersen, değişik hikayeler var. Sağlam aksiyonlar ve Devil May Cry animesini izle. Sağlam müzikleri var.
Arkadaşlar çok anime tavsiyesi veriyorsunuz. Tayfa. Hepinize minnettarım bu konu için. Gerçekten çok sağ olun. Emek veriyorsunuz, yazıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Teşekkürler abi. Ama ve lakin ben kanala aktarmadan bir animeyi izlemiyorum veya manga okumuyorum. Gibi yabancı dizi veya film izliyorum. Öyle değil. Çünkü anime ile manga ile ilgili bir şey yaptığımız zaman onunla ilgili proje yapmak ve size sunmak istiyorum. Böyle bir düşünceye büründüm zamanla. 5. Abi Marco... Tamam, güzel yazmışsın. 6 abi spoiler var dedin, okumadın ama yoktu. Şöyle dedim, eğer seri sonuna kadar gelirsen görürsün ki Sasuke'yi bıraktım. Amiralleri, Gorosuya'yı, Sanma'yı bile alır. Fanboyluk yok, 440 bölüm civarına gel. Loja mevesiymiş falan işlemez demişsin. Bakacağız. 7 bir de Fairy Tail izlemeni sen neden kanalın üst resmine koydun Natsu'yu? Sevdiğimden koydum. Bazı karakteri izlemeden seviyorum ben. Benim öyle huylarım var. Güzel bir düşünce ama benim o tam neyiz? Ben onu kanalı ilk açtığım zaman hazırlamıştım. Halen aynı şeyi kullanıyorum. Herhalde nostaljiyi seviyorum ben. Batu Anakin, Tayfa Luffy yok ha, bağdaki Luffy canınızı versin. Tayfa canını verir, acayip saygı duyuyor. Aynı bizim Tayfa'nın da sana duyduğu saygı gibi ben hariç demiş. Seni Batuhan kafanı keserim kardeşim. Beni delemme. Bizim Tayfa bana saygı duyuyor ama ikisi bir için ölmez yani. Niye ölsün? Yani savaşım var. Çağ değişti kardeş. Korsan çağında olsak dönem farklıydı ama dönem farkı var. Batuhan Onur, seni özlemişim lan, arıyorum çalmıyor bile, üzüldüm vallahi sana. Benden daha smoker fan boyu var mı? Var. Var, tanıyorum birkaç kişi. Telefon nerede telefon? Telefonu bir gün canlı yayında kıracağım. Nereden kırsam, bu elinde bir şey var mı ya? Görüyorum bak, telefon bu halde yani. Artık yere falan fırlatıyorum. Fırlatıyorum artık yani. Ölü telefon. Bana arıyorsunuz. Ne oluyor lan, kafama düştü. Bundan sonra yani arıyorum açmıyorsun falan gibi şeyler kullanmayın. Telefon bozuk. Bunu 50 defa söyledim. Beni dele etmeyin yani. Saçmalamayın. Ben dedim abi telefon bozuk diye. Halen diyorlar ki ben seni arıyorum, ulaşamıyorum. Ben sana Discord'dan yazıyorum, mesaj gibi. Abim 50 kere söyledim Twitter'dan yazın diye. Tamam, bir tek oraya bakıyorum. Sonra bir de şey var, Instagram'dan bakmıyorsun var. Telefon bozuk. Neyle gireyim, bilgisayardan mı gireyim? Giriliyor aslında, mesajlara bakılmıyor. Celal Yılmaz. Zoro tabii ki aşura ruhu gibi bir şey var. 9 kılıç stiline geçtiği zaman Aşura gibi 3 tane Zoro oluyor. Zaten Zoro'nun yön duygusunun bu kadar kötü olması Aşura'nın ruhundan geliyor olmalı. Zoro'ya düz git deniliyor ama biri birinin içine geçmiş. Hangi Zoro'ya göre düz gitmesi gerektiğini bilmeden yön duygusu başka tarafından çok kötü zannediyor. Bilmem, anlatabildim mi? İlginç bir yorum Celal. Harbiden çok iyi. Hiç düşünmedim böyle bir şey. Aşura'dan dolayı 9 tane Zoro olması, o ruhlar karışması, yön duygusu falan. Çok ilginç. Çok ilginç abi. Çok ilginç. Korsan Tayfan, Magellan'ı yenme yöntemi bir tencere kuru fasulye ver yesin, sonra bizim asır şapkalı kopi gelsin tuvalete sıçar, daha fazla sıçartır karnına vurarak. Abi daha önce videosunu görmedim de bizim Luffy'nin büyük korsan filosundan mavi saçlı Kopil Big Mom'un kitapları arasındaydı ve kızı da aynı tür olmamasına rağmen niye o tür kitabın içinde ve niye mavi Kopil? Kopil ne ya? Sen şunun resmini atsana bir dahaki bölümde. Kopil ne abi? Dur ya, Luffy Mugiwara no Pirates... Neydi ya? Filo nasıl yazıyordu abi ya? Heh, Grand Fleet. Şimdi açalım şu resmi. Büyük bir resim çıkacak. Heh. Burada mavi saçlı kim var abi? Burada ben mavi saçlı. Ha, şu uzun kol kabilesinden adamdan mı bahsediyorsun? Başka biri yok çünkü şu an mavi saçlı. Uzun kol kabilesinden birinden bahsediyorsan Ideo'dan bahsediyorsun herhalde. Başka mavi saçlı var mı tayfa? Franky'den başka, ondan başka. İlginç. Başka biri göremiyorum. Ha, sen şeyi de diyor olabilirsin. Blue Jilly'i de diyor olabilirsin. O da olabilir, evet. Açayım hatta resmi, görürsünüz. Şu Blue Jilly var ya solda, iki tane karakter var. Onlardan bahsediyor olabilir Tayfa. Devam. Dur şunu da küçülteyim yine. Animisa. Abi öncelikle selamlar. Benim 3 sorum var. 1. Luffy 5. vitese geçiş ömründen ne kadar kalır? Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Hakisini güçlendirirse eğer bu konu değişebilir. 5. vitese kadar daha çok yolu var çünkü. 2. Eiichiro da ölürse manga nasıl idare, yani başka biri geçse. Editörleri idare ettirebilir bence o da ölürse. Senaryo yazmıştır bir yana. Shonen Jump'da bence anlaşmıştır böyle ölümle falan. Ne olur ne olmaz diye bu kadar fana bir köşede bırakmazlar. 3. Abi acaba şeytan meyvesi dışında başka meyvemsi bir şey var mıdır? Meyvemsi bir şey var mıdır? Yapay şeytan meyvesi var ama onun dışında ruh gücüyle ilgili bir şey çıkabileceğini düşünmüştüm. Veya manga okursan bilirsin. Kirito. Kaptan Naruto Shippuden'i bitirdikten sonra One Piece ile karşılaşabileceğin kadar sevecek misin, merak ediyorum. Açıkçası ben bitiririm ama One Piece'in yeri ayrı benim için. Neyse, bu aralar aklıma takılan Versus Star var. Teori hiç gelme, o yüzden Versus sormak istedim. Luffy vs Magellan. Şu an yenebilir mi sence? Gear Foresight'sa abi, Magellan'a vursa, Magellan zehir atsa, Gear Secondo ile Jetto Pistolo ile Magellan'ı yere indirdi.
Magellan uyanış açtı, bayağı güçlendi. Gear Volsaur'sa hakisi var Luffy'nin, zehire de dayanıklılığı bayağı arttı. Şu an yine bir molasılığı var, kafa kafaya bile gelebilir ama Magellan'ın gücü şu anda da belirsiz bir bence konu. Yani yenebilir, ihtimal var ama yenemez demiyorum veya Magellan da yener demiyorum. 2. Mihawk Doflamingo vs Luffy Zoro. Mihawk Doflamingo alır abi. 3. Katakuri vs Marco. Mangadaki haliyle mi animedeki haliyle mi? İkinci soru bu arada. Bu önemli çünkü Luffy power up konusu var. Ondan sonra Doflamingo'yu alır. Ondan öncesinde alamaz. Zoro Mihawk konusunda da Mihawk onu alıyor. Yani şu an manga konusu belirsiz. Mihawk üzerine Luffy'yi de doğrar. Bence Mihawk Doflamingo alır ya. 3. Katakuri vs Marco. Bu konu halen belirsiz biliyor musun? Niye bilmiyorum ama Katakuri daha baskın çıkıyor şu an gördüğümüz kadarıyla. Ama Marco da gücünü tam göremedik. Marineford'da güçler ayrıldığı oldu. Marineford'da güçlerin çoğunu bize açıklayamadılar çünkü. 4. Jack vs. Ben Beckman. Bir şey diyemiyorum bu konuya. Ben Beckman diyorum. 5. Bu Smutkek adasının arkasında bir boka yaramadı. O da sensin insanların canı meyve suyu çeksin diye yapmış. Son olarak bunu buraya bırakıyorum demiş. Hadi izliyoruz. Niye bırakmış? Telif yiyeceğiz abi. Açamıyorum ben bunu ya. Ne yapalım? Şöyle hızlandırarak açalım. Hadi. Sokomadeda! Shanks'ı falan geliyor sonra. Shanks'ın gelişi nerede? Shanks'ın gelişini açalım, bırakalım orada. Oo, bu ne, bu ne Akainin bu tepki ne abi? Oo, bak şimdi. Yok yattı. Neyse devam. Dünyanın kaderini değiştirecek bir işe hamle attın diyor orada denizciye, Kobe'ye. Marco de Phoenix. Abi Marineford arkında Marco'nun bileğine Karayosu kelepçe takması vardı. Ace şu an yaşar mıydı? Ya şimdi o olmasaydı bu olur muydu? Şu boku yemesen bu bok olur muydu desek falan sarmaz. Sarmaz. O yüzden deme ama yani orada herkes kelebek etkisi denilen bir şey var ya, ne olacağı belli olmazdı, bir şey diyemiyorum. Ace, Sabo, Luffy birlikte denize açılsalardı nasıl olurdu? Oo, çok güzel olurdu. O da ayrı bir hikaye olurdu, o da çok güzel olurdu. Kaido çok güçlü bence çünkü yalnız takılıyor. Buraya katılmıyorum. Kaido tabii ki de çok güçlüdür ama yalnız takıldığı gerçeği yok. Adam Wano'da almış Wano'yu. Bir sürü korsan filosu tayfası var. Tanrınız değil yani. Shanks'ı kara sakal Big Mom çoğunlukla kendi adamlarıyla hareket ediyor. Bence Kaido zar zor olsa da Big Mom'u alır. Sence kaptan demiş abi, burası çok önemli demiş. Dressler olsa İspanya olarak düşünürsek Türkiye falan çıkar mı ileride? Şimdi çok garip bir konu bu konu. Türkiye ile ilgili bir kültürel bilgi falan gelmedi şu zamana kadar. Doğru söylüyorsun. De Türkler genelde göçebe bir ülke olduğu için Süleyman Müleyman çıktı. Araplara çok gönderme yaptılar. Zamanında Osmanlı Devleti Araplara çok benzettiler ülkeyi. O yüzden Araplara gönderme, Türklere de gönderme kısmen oluyor. Türkler genelde tek dini benimsememişler. Uzun süredir en çok Müslümanlığı benimsediler. Ve İslamiyet'ten önce, İslamiyet'ten sonra Türk devletleri sürekli göçebe yaşamış. Sabit durmamışızdır Anadolu'ya gelene kadar. Anadolu'nun toprağı çok verimli olduğu için burada kaldık. Ama diğer kültürlere baktığımız zaman İspanya hep Avrupa'da kaldı. Tabii onlara da bir göçebelik oldu zamanı gelince. O ayrı bir konu. Onun dışında Çin hep Çin'de kaldı. Japonya hep o tarafta kaldı. Bir göçebe durum yoktu. Ama Türkler öyle değildi. O yüzden adam belirli bir kültür bir şey de çizemiyor ki. Çizemiyor yani. Devam. Anca şey olur. Hunları bunları çizer abi. Atların üzerinde okçular falan çizer. Ondan da tek Türklere gönderme yaptığını çözemeyiz açıkçası. Devam. Güzel bir soruydu bence. Kaido mu Big Mom mu konusu çok garip. Bana kalsa ben Big Mom derim. Ama Kaido'nun gücünü bilmiyoruz. Big Mom'a da meyveden dolayı derim. Niye Big Mom dedim mi bilmiyorum. Meyvesinin gücünü abartıyorum Big Mom'a. Ve Big Mom meyvesinin gücünü de görebildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Devam. Biteli'nin günlüğü. Gomu Gomu'na UFO ile selamlıyorum seni. Sence kaptan Garp'ın yumruğu hava basınca yollayabilir mi? Luffy UFO saldırısı kasırga yaratır mı? Bonnie Haki kullanabilir mi? Bonnie Haki kullanır abi. Javari Bonnie'den bahsediyorum değil mi? Kullanır her türlü. Süpernova'dan biri sonuçta, bence kullanır. Luffy'nin UFO'su kasırga yaratır. Her şeyle yaratıyor çünkü kasırga. Garp'ın yumruğu hava basınca yollayabilir mi? Bir koyusu uzaktan Garp. Bilmiyorum, belki uzaktan vuruş tekniği vardır Garp'ın, yaratabilir bence. Bir de şeytan meyvesi neler yapacağı bilinmiyordu, namayaşlarıyla oynuyordu insanların. Bunny Buggy meyvesi tam anlamıyla kullanılsa Yonko seviyesine ulaşır mı? Bence en çok Luffy seride en büyük korsanlardan biri bence. Şimdi Buggy'nin meyvesinin ucu açıklığı çok garip ha. Bak Buggy ileride çok sağlam olacağını düşünüyor herkes, özellikle uyanıştan sonra falan.
Baginin yazgısı ne olacak bilmiyorum ama her meyveden olağanüstü şeyler çıkabilir. Bu her meyvenin potansiyelinin çok fazla olduğu gösteriyor. Ama o da sensei bize meyvelerin sınırını yaratıyor. Enel'in meyvesi gibi. Enel 50 kişiye vurdu elektrik. 2 milyon volt attı. Çoğu, hiç kimse ölmedi. Onun dışında bu tür sahneleri ben çok gördüm One Piece'te. Kullanıyor meyveyi, sonra kimse ölmüyor, bir işe yaramıyor falan. Yani bu demek oluyor ki seride meyve gücü falan önemli. Ben en çok meyve güçlerinin etkenlerinden biri Magellan'ı gördük. Impel Down'da alayını öldürdü abi. Çok sağlamdı bence. Onun dışında Bagin'lerde bir işe yarayacağını düşünüyorum. Mutlaka o meyvesini gösterecektir, kullanacaktır. Ve Bonnie'nin yaşlarla oynama olayı hakkında tek de bir şey bilmiyor. Sen de aynısını yazmışsın demişsin. Devam. Şeytan meyvesinin neler yapacağı bilinmiyor dedin ama yaşlarıyla oynuyordu. Şimdi Bonnie insanların yaşlarıyla oynadığını görmedik. Bir tek kendi yaşını değiştirdiğini gördüm ben açıkçası. Öyle bir konu geldi mi? Bakalım hatta isterseniz Jeverly Bonnie abi. Bonnie. Ha, meyveyle ilgili bir şey çıkmıyor mu bakın. Yetenek. Bonnie yaş idaresini karıştıran muhtemelen bir parametre şeytan meyvesine sahip biri. Yeteneklerini epey sergilemiştir. O herifin hedefini sadece yaşını değil. Hedefinin diyor. Şimdi dur bakalım. Nerede insan yaşını? Özetle Bonnie bir insanı tamamen değiştirme gücüne sahiptir. Bak ben yanlış biliyormuşum. Özür dilerim Tayfa. Kusura bakmayın. Yanlış biliyormuşum. O denizcilere saldırırken de bu yeteneği kullanmıştır. Marilyn'in birçoğunu küçük çocuğa, birçoğunu yaşlı adama çevirmiştir. Şeytani gücü maddeye etki yapmasa da Trafalgar Law gibi insan vücudunu değiştirdiğinden dolayı epey etkidir. Ayrıca anlaşıldığı gibi kıyafetin kısa olması ve pantolonun askeri tutturması şeytani gücünü kendisine kullanıldığında zoru engellerken kıyafetlerin üzerinde uyumlu durmasını sağlamak için. Ayrıca Bonnie, Luffy'nin kutsal soyuyla yumruk atıp pasta şapka mürettabının ortada karşısında duyunca sinirlenmiş yeni dünyada karşılaşacakları takdirde onları mahvedeceğini söyleyerek Mugiwara tayfasına meydan okumuştur. Şimdi... Evet, Bonnie'nin böyle bir özelliği varmış, ben yanlış biliyormuşum. Ama bu meyvesi gerçekten birini yaşını küçülttü, direkt o kişinin yaşı küçüldü. Sugar gibi direkt oyuncağa dönüştürdü, hemen dönüştü. Veya hep öyle kalıyor mu veya gücü azalıyor mu bunu bilmiyoruz. Yani sınırlı. Gidip Trafalgar Law'a Zoro'ya gitse küçültseydi, onların gücünü falan görseydik daha iyi gücünün potansiyeli anlardı. Yine belirsiz yani. Devam. Erkan Fincan, kolay gelsin kardeşim. Teşekkürler abi. Alakalı değil ama dikkatimi çekti. Neden Ace hiç haki kullanmadı? Hiç görmedim. Melia'da haki ile kaplandı. Şimdi Ace haki kullanmadığını, bu haki kullanmadı. Marineford'da beyaz sakal haki kullanmadı. Şu haki kullanmadı. Bu haki kullanmadı. Elinde haki görmedik. Lan haki nerede 500 bölüm öncesinde diyediniz oldu. Çok soran oldu. Evet, şöyle bir durum var. Tekrardan açıklıyorum bunu. Mangada da animede de time skip zaman aşımından öncesinde hakiler çizilmedi. Haki manga ve animenin sonrasında ellerinde silahlanmayı, hakinin nerede daha fazla vücudunda oranlı olduğunu belirtmek için siyah halde tonlama yapılarak vurgulandı. Yani haki sadece haki kullanıcıları görebiliyor. Biz seriden önce hakinin ne olduğunu bilmediğimiz için o da bize vurgulamak istemedi. Olay bundan ibaret. Yani Ace haki kullanıyordu. Beyaz sakal kullanıyordu. Marco, Aokiji, Akainu, o, bu, şu kullanıyordu. Devam. Hiçbir de beyaz sakalda niye panotra mifiydi neydi ya tam yazamadım ama anladın sanırım. Niye beyaz sakalda yok, diğerlerinde var. Ponygraph'dan bahsediyorsun. Ponygraph'u beyaz sakalda var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama Zoo Adası ile bir ilişkisi vardı beyaz sakalın. Oradan dolayı ve Rafter'e gitme isteği yoktu çünkü Roger Rafter'e nasıl gideceğini söyleyecekti beyaz sakala. Beyaz sakal istemedi, o yüzden elinde yoktu ne bileyim. Öyle bir amacı yoktu o yüzden. Niye beyaz sakal yok? Diğerinde var yani, dünya hükümeti bilerek onları emanetmiş yonkoları. Böylece ellerinde kötüler de ellerinde. Bir donup bana dikkatini ettim. Bazı meyve kullanıcıları haki silahlanmaya da savunmak için kullanamıyor. Meyve kullanıcıları haki silahlanmaya da savunmak için... Yani tabii herkes haki, meyve kullanıcıları da olsa haki kullanmak ayrı bir yetenek. Devam. Kaptan, öncelikle selamünaleyküm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen arkadaşlara söyler misin? Gücü fazlasıyla base karakterlerle karşılaştırma yapmak oldukça zor. Hatta imkansız. 17 dakika burada kanser oldum. Amına koyayım. Neyse, başlıyorum. 3 maddede kısa tutacağım. Şimdi doğru bu konu. Ben versus'ları sordukları zaman kendi görüşümü belirtiyorum. Kesin bir cevap vermiyorum. Ama hani belirsiz falan dediğim de oluyor farkındaysan. Yani belirsiz abi, çoğu şey belirsiz şu an. Yani onunla bunda karşılaştırmak, amiral seviyesi demek, Shibukai seviyesi demek. Yok Mihawk Diamond Jersey alır mı, yok mu Doffy ile Mihawk Zoro ile bilmem neyi alır mı falan. Bu konuların çoğu belirsiz. Belirsiz yani, ama seviyoruz bu karşılaştırmayı yapmayı. Yani buna sen de sinirlenme. Ne sinirleniyorsun lan? Rumble. Rumble'da hep nerf yiyor ya, biliyor musun? Hiç. Bayağıdır LoL oynamıyor ama Rumble'da hep nerf yiyor. Yani Rumble'ı bir kere sağlam olduğunu görmüyorum ama Rumble'ların proları var, iyi oynayanlar. Özellikle ulti çok can yakıyor. Rumble'e. Devam. 1. Vanilla Zoro elinde Luffy'nin Aronio posterini tutarken bir yandan adam keserken görsek ne güzel olur. Böyle gülüşü atıp 1.5 milyar spoiler verdim ama bunu herkes biliyordur bence. Şimdi ben de var ya, spoiler'ı size verince diyorum ki bunu herkes biliyordur bence. Ne piç herifim ya.
Çaktırmayın. Neyse. Manga okuduysan biliyorsun artık Zoro'nun nasıl çıktığını bence. İki Esa'nın beyaz sakal korsanlarında mesleği nedir sence? Mantıklı. Ama Esa'nın bir şey yaptığını görmedik. Belki pişiricidir abi. Belki aşçı falandır ateşten dolayı. Olabilir. Bilmiyorum. Aşçı diyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor minna. 3. Son savaş ama şeydi, rotacı falan da olabilir biliyor musun? Çünkü kaptanlık yapıyordu eskiden. Tek başına kaptanlık yapıyordu. Maça korsanları vardı. Onları öğretmek için bir rotacı lazımdı. Ya da Logoposu'yu falan iyi kullanıyordu. Tek başına yolculuk ediyordu. Ben rotacı olmadığım ihtimalini daha fazla göz önlüyorum. Yok. Aşçı değildir. Rotacıdır bence. 3. Son savaşla ilgili uzun bir teori yapar mısın? Hatta direkt al not aldın unutursun falan. Ace kaptan görüşürüz. Son savaş ile ilgili teori. Tamam arkadaşlar, yazdım şuraya. Biraz saçma yazdım. Altta ne yazıyor lan? Ya şu defter bir düşmesin artık, gözünü seveyim ya. Devam. Tamam. Geiger 35. Reis amiral üçlüsü Kaido tek başına yetecek kadar güçlü var mı? Ne? Amiral üçlüsü Kaido'yu tek başına yetecek kadar gücü var mı? Bence alırlar abi. Bence affetmezler Kaido'yu. Kızıl Shanks'ın Mihawk kadar güçlü ama ondan güçlü rakipler de olabilir mi? Kızıl Shanks Mihawk kadar güçlü. Şimdi Mihawk dünyanın en iyi kılıç ustası. Shanks da sadece kılıç kullanıyor ama diğer gücünün potansiyelini göremedik. Hakisin ne kadar fazla olduğunu gördük. Shanks'ı bir Yonko. Mihawk'ın bir Yonko gücünde olduğunu inanan var mıdır? Sanmıyorum. O yüzden ben Shanks'ın Mihawk alabileceğini düşünüyorum. Bunda herkesin fikirdir bence. Ama yine de belirsiz. Kesinliği yok. Ondan güçlü rakipler de olabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Şimdi mangadan birkaç kesit gelecek ileride. Onu Rockstacks grubunun oluşumu denilen bir şey var. Ortaya çok sağlam biri çıkabilir her hemen. Ersin Peş, bu bölüm gram zevk alamadım. O da sen ne yapıyorsun ya? 25 dakika anime izliyoruz zaten. 20 dakikası giriş, çıkış, özet. 12 dakikası mangada yoktu. Topu topu 6 dakika izledik. Hayır yani, başka bir mangadan çiziyorlarsa söylesinler. Biz de onu okuyalım arkadaş. Bu ne, çıldıracağım, acayip şu an tilt oldum. Bak ben neyse gidiyorum abi, kolay gelsin. Ne boş konuştum, çok yazdım, bay bay. Doğru yazmışsın, bence gayet doğruları söylemişsin. De odayla bağlı bir alakası yok bu konu. Eiichiro odayla alakalı değil bu konu. Toy Animation'a giydirebilirsin ama. Kayra Aydın, sence Teach'in hikayenin bir yerinde Luffy yardım edebilme ihtimali var mı? Sonuçta One Piece her şey olabilir. Ayrıca Brook'u, Franky, Chop varsa güçlü adamı yapsan ne olur? Teach'in Luffy'ye yardım edebilme ihtimali var abi. Var. Niye biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Teach'i iyi olabilme ihtimali biliyorlar. Bunu bile düşünüyor herkes, biliyor musun? İlerleyen zamanlarda D'ler hakkında Luffy ile kapışacak. Luffy ile beraber D'ler arkasına alacak veya Luffy ile ikisi ileride böyle bir çok sağlam savaşta beraber olacak diye düşünenler var. Bence olabilir. Bunu çok destekleyen var. Ciddiyim bu konuda. Teach'i saf kötü görmeyin. Bir şeyler var o Teach konusunda çünkü. One Piece her şey olabilir demişsin. Doğru söylemişsin. Brook'u, Franky, Chopper arasında güç sıralaması yapsan ne olur? Brook'u 1, Chopba 2, Frank 3 derim. Devam. Don't be lost Zoro. Kaptan, bence Luffy'nin animenin sonunda birli olacaksa bu kişi et olmalıdır. Yes! Aradığım cevap. Aradığım cevap. 2. Ve bence şu ses olaylarını çok fazla kafama taktım. Jarman'ın bir numara olan şeyi, adını tam hatırlamıyorum. Gogomen'le Sasuke'nin seslendirmesiyle aynı kişiymiş. Günaydın. Günaydın. İçinciden bahsediyorsun galiba. Günaydın. Bunu bayağı önceden söylemiştim ben ya. Katakuri'de Gintama'dan Gintoki seslendiriyor mesela. Devam. Güzel. Gerçi bunu fark ettiğini düşünüyorum demişsin. Kenmu Shoku kullanmışsın. 3. Neyse, ilk ve en sevdiğin anime hangisi? Aslında One Piece alakası olmasını merak ettim. İlk izlediğim seriyi televizyon Yu-Gi-Oh'yu izlemiştim. O yüzden Yu-Gi-Oh diyebilirim. Ama bilgisayar üzerinden Savoy'u izlemiştim. En uzun seri, ilk uzun serimde One Piece. En sevdiğim anime de One Piece tabii ki de. 4. Savoy vs. Garp'ı sence kim alır? Berabere diyorum ben. Niye bilmiyorum. Garp'ın gücü belirsiz arkadaşlar. Tamamıyla belirsiz. Hiçbir şey diyemiyorum bu konuda. Bu versus'ı cevaplandırmıyorum ama berabere diyorum ben. Ya da Garp veya beraber. Hatta Garp diyeyim ben. 5. Oda sensi ölürse anime yapmak için yerine biri geçer mi? Şimdi animeyi Toy Animation yapıyor. Oda ölürse büyük ihtimalle editörler mangayı devam ettirecektir. Bence. Ve çizimleri aynı şekilde çizerler. Oda neydi? Çıraklar, editörler var. O yüzden çok takılmayın bu konuya. Onu devam ettiler. Animeyi de aynı şekilde devam eder. Bence hiçbir fark olmaz. Salamen yine de ne olacağı belli olmaz. Allah odaya başımıza eksik etmesin kardeş ya. Salamander Özdemir. Selamünaleyküm kaptan. Aleykümselam Salamander. 1. Tayfada Luffy'den önce kim ölür? Sence ya da ölür mü? Vallahi tayfadan birileri ölsün be. Hayallerini gerçekleştirdikten sonra ölecekler be. Yani bence ölecekler, öyle diyorum sana.
Yani bilmiyorum, belki tayfadakiler ölmez, diğerleri ölür. Çok belirsiz bir konu. 2 One Piece yeni filmi çıkar mı? Skypiyer çıkacak demiş Erenizmiz ama doğru. 25 Ağustos'ta. 3. Benden başka bela okuduğu kimse var mı? Valla denk gelirse okuyorum. Daha ben samimi okuyorum böyle. Gerçekten zarar görmenizi istediğinden de. Çünkü sizi gerçekten seviyorum. Her hafta burada beraber takılıyoruz yani falan. Neyse. Bu incelemenin sonuna geldik. Haftaya tekrardan anket bırakıyorum sağda. Anketi doldurmayı unutmayın. Manga anime. %90 olana kadar devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçirin. Takırın. Eğlenin. Mutsuz olmayın. Ben oluyorum. Tamam. Tamam, toparlanacağım. Kendinize iyi bakın tayfa, ciddiyim. Hoşça kalın. Bu arada Eden Zero denilen bir mangaya başladık. O videolara falan bakın. Güzel mangalara başladık gerçekten. O mangayı bir okumaya başlayın bence. Black Clover okumuyorsanız, izlemiyorsanız ona da başlayın. Kanaldaki diğer videoları takip etmeye çalışın. Bütün gidin yani. Ayrı ayrı parça parça takılmayın. Hiçbir seri ön yargı yapmayın bence. Her serinin yeri çok ayrı bende. Hoşça kalın ya. Hadi görüşürüz minna. 頭の